Son olarak gıda endüstrisi dışında özellikle son 200 yılda sistemin yönlendirdiği eğitim mekanizması bugünkü insanı ortaya çıkarmıştır. Eğitim bir insanın gelişmesinde en önemli unsurdur. Bu yol ile hayattaki amaçlarımıza ulaşmaya çalışırız. Ama günümüz düzeninde bu genel olarak başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bunun da ana sebebi günümüze kadar dizayn edilmiş eğitim sistemidir. İnsanlara verilen algı şudur: öğrendikçe daha zeki olursun. Çünkü insanların kolayca kontrol edilmesi, onların özgürce düşünme ve sorgulama becerilerinin önüne geçilmesi gerekmektedir. İnsanlar bu sınırların dışına çıkmamalıdır. What we need to do is we need to find some way of getting young people to see the world the way we want them to see it. So that by the time they become adults, they are completely following the reality we want them to believe in. Günümüzdeki modern eğitim sistemi bu karanlık soylar tarafından dizayn edilmiş ve özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere sunulmuştur. Bu yol ile kendi halklarını yönlendiren devletler, halklarının çoğunun sistemi sorgulamasını engellemiştir. İnsanlar sistem eliyle verilen her türlü bilgiyi sorgulamadan kabul etmiştir. Bunu da sistemin yönlendirdiği sözde bilim insanları üzerinden yapmışlardır. Hem de dünyadaki totaliter veya demokrasiyle yönetilen birçok ülkede. Bu eğitim ile yetişen bireyler sorgulamayan, doğru sandığı bilgilerden kopamayan, özgür düşünceden yoksun bireyler olarak devam etmişlerdir. Bu yol ile insanlar programlanmış robotlara dönüştürülmüştür. What we do is we have a system where we take children away from their parents at least 5 days a week, all day, from about the age of 4 and 5, and we have control of their minds until they're about 17, 18. That would be ideal. Well, of course, that's what happens. Yeah. It's called the education system. Yes. And it's indoctrination. Bu, dünya çapında uygulanan en büyük akıl kontrolüdür. Bu akıl kontrolü de kurallar, ödüller ve cezalar ile belirlenmiştir. Bütün bu kurallar sonucunda öğrenemeyen öğrenciler daha kızgın, daha tembel ve daha az özgüvene sahip bireyler olarak karşımıza çıkmıştır. Bazıları da bunu erkenden görüp sistemin dışına çıkarak başarılı olmuşlardır. Çünkü sistemin yönlendirmesine kalırsan çürümeye devam edersin. You look at the faces that they carry to school. You look at them, and I've been in classes, I've taught, I've lectured all over the United States, in universities all over the United States. You look at their faces, and you look at the boredom. One, because they're wondering, why am I studying this? What is this for? What's the purpose of this? The smart ones check out early on, like Bill Gates, who never got a degree from Harvard because he dropped out. That's what happens to the smart ones. Steve Jobs dropped out. All of these billionaires, they dropped out because they learned early on, I want to make money and this is not the way to make money. So if you go to college to earn a livelihood, you're wasting your time. And they say, well, I won't get a good job if I don't go to university. I know university students are packing shelves in supermarkets. Surely you have the creative ability to create a life without going through this friggin' sausage machine. Come on, we can do this. We don't need the bloody system. Sorun şu ki buna aileler de dahildir. Çocuklarına baskıyla oku, çalış, diplomanı al, güzel iş sahibi ol gibi telkinler vermektedir. Sonuçta hedef her zamanki gibi sistemin ürettiği en büyük araç
para olmuştur. Ama sistem kölelerine karşı pek adil değildir. Ayrıca bu eğitim sistemi en fazla tarih ve bilim konularında insanları aldatıyor. Çünkü onların politik ajandaları için oluşturdukları kurumlarca yazılıyor. This is a great list. This is what you learn from school. Truth comes from authority. Intelligence is the ability to remember and repeat. Accurate memory and repetition are rewarded. Non-compliance is punished. Conform intellectually and socially. This guy, H.L. Mencken, said, "The aim of public education is not to spread enlightenment at all. It is simply to reduce as many individuals as possible to the same self-level, to breed a standard citizenry, to put down dissent and originality." Özellikle de bilim. Sonuçlara değil, teorilere odaklanıyor. Problem de burada başlıyor. Çünkü teoriler her zaman doğru değildir. Birçok teori daha sonra hatalı olduğu kanıtlanmış, bazı teoriler ise tamamen yalan olduğu anlaşılmıştır. Bu yol ile genel halk kitleleri bilim adına söylenen her yalana inanmaya devam etmiştir. Noriega yorumluyor. They control and manipulate all of the information that you get. Çocukluktan yetişkinliğe kadar bu ikisiyle sayısız kez manipüle ediliyoruz. Okulda okutulan teoriler bize haberler, filmler ve belgeseller ile sanki kanıtmış gibi gösteriliyor. Bu şekilde bunların arkasında bir nedenin olmadığı bizlere anlatılmaya çalışılıyor. Yani yaratıcı, Yüce Allah Celle Celaluhu. Noriega yorumlamaya devam ediyor. Bu eğitim sisteminde insanlara akılcı bir şekilde hayattaki amacımız ve neden burada olduğumuz anlatılmıyor. Bu sadece Batı ülkelerinde değil, özellikle İslam ülkelerinde de aynı yöntemle anlatılmıyor. Din kullanılarak insanları manipüle etme yoluna gidiliyor. Genelde günahlar üzerinden korku pompalama ve din tüccarlığı üzerinden bu yapılıyor. Bunun da arkasında aynı siyasi ajanda yer almaktadır. İslam ülkelerindeki siyasiler, din adamları ve iş adamları üzerinden bunları yapmaktadırlar. Bu sebepten dolayı da dünyada ateizm her geçen gün büyümeye devam ediyor. Kısacası etkiye tepki. Mesela bu eğitim sisteminde altın oran ve Fibonacci sisteminin öneminden bahsedilmez. Ki bu matematiksel veriler düzeni inşa edenin kanıtıdır. Bazı üniversite programlarında az olarak açıklansa bile arkasındaki güce değinilmiyor. Sadece kendi ajandalarına uygun konular seçiliyor. Bu yüzden bile bilim insanı olarak gösterilenler sandığınız gibi aşırı zeki değiller. Onlar sadece Nobel ödülleri ile ön plana çıkarılmış kişilerdir. Bu ün ile İnsanlar onların açıklamalarına inanırlar. Bunlar sadece basit teoriler olsa bile. Eğer bu kişiler sistemin yönlendirdiği bir şekilde hareket etmezler, aksine daha farklı açıklamalarda bulunurlar ise, haklarında açık açık karalama kampanyaları başlatılır. Bunun birçok örneğini de yaşadığımız pandemi süresince gördük. Birçok bilim insanının
doğru açıklamalarına karşı Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği tepkiler. Noriega yorumluyor. Batı, bilimi başta kan üzerinden geliştirmiştir. Coğrafi keşifler bu serüvenin ilk durağıdır. Keşfetme arzusu başka kapıları aralamış ve yakılan Endülüs kütüphanesinden buldukları kitaplar ile bir araya getirip aydınlanma çağı başlamıştır. 1960'lara kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahiler ve beyazlar aynı otobüsleri paylaşamazdı. Aynı tuvaletlere dahi giremezlerdi. 1920'li yılların başına kadar Batı'da kadınların mülkiyet hakkı bile yoktu. O hak 1400 yıl önce kadına İslam ile verilmiştir. Ama İslam ülkelerinde bazı insanlar İslam dünyasının geri kalmasını dine bağlamaktadır. Okullarda duymadığınız, belgesellerde görmediğiniz yüzlerce Müslüman bilim insanı vardır. Bugün Batı'da birçok önemli kurumda üst düzey bilim araştırmalarıyla uğraşan Müslüman bilim adamları vardır. Çoğunun Batı'da olmasının ana nedeni kendi ülkelerindeki ekonomik durumdur. Bir diğer asıl sebep ise adalettir. 1600'lü yıllara kadar ilimle yoğrulan Darül İslam topraklarına Batı'dan birçok gayrimüslim sığınmıştır. Bunların başında da İspanya'dan gelen Yahudiler bulunmaktadır. Kısacası sorun İslam'da değil, insandadır. I mean, we have to remember that much of the roots of biology, physiology, medicine, chemistry, physics, mathematics, and so on, grew up from the Islamic religion. The Islamic religion encourages intelligence and investigation and for us to know our physical world and so on. So the early Muslims experienced this explosion in knowledge that led to the first universities like the University of Cordoba and so on, which, you know, and the centers of Islamic knowledge became known as the centers not only of Islamic religion but also science and learning. And it was from these origins that so much of science has grown. Z konuşmaya devam eder. Bugünkü eğitim sistemini yönlendirenlerin bizlere sunduğu bütün bilgiler tabii ki de yalan değildir. Çoğu doğrudur. Eğer ellerinde bu imkan olmasaydı bu teknolojiye ulaşamazlar ve insanları yönetemezlerdi. Bundan dolayı sır sisteme karşı oluşan hareketlenmeler sonucunda günümüz internet çöplüğünde oluşan yalan yanlış bilgiler ortaya çıkmaktadır. Ama şu var ki sistemin ortaya attığı teorilerin çoğu yanlış ve yalandır. Buradaki amaçları da bilim aracılığıyla ateizmi yaymaktır. Bu noktada çocukluktan başlayan yetişkin çağlara kadar devam eden birçok yanlış bilgiyi insan beynine tekrar ve tekrar yüklerseniz ne olur? Beyniniz bütün bu yanlış bilgileri doğru olarak algılar
ve başka şekilde düşünmenizi engeller. İşte sistem dünyanın genelinde bunu insanlara yapmaktadır. İnsanlar artık buna bağlı olarak yaşarlar. Zeb Blackstone'a bakarak ana konumuza geçmeden önce bu konu hakkında biraz daha konuşacağımdır. Bugün bilim Darwin teorisi ve kozmos teorisini beyinlere aşılamaktadır. Peki Charles Darwin kimdir biliyor musun? Bir özgür mason olan Erasmus Darwin'in torunudur. Kendisi fizikçi ve şairdir. Ve şiirlerini okursan ilk olarak orada evrimle ilgili cümleleri görürsün. Charles Darwin de buradan esinlenerek bu teori üzerinde çalışmalar yapmıştır. Priest went on saying that he, the plan of Satan to deceive the human family this way, he says it's the most intriguing thing to his mind. And he went on saying how it was going to be brought about. He said that a fellow by the name of Darwin and another fellow by the name of Thomas Henry Huxley would be used by the spirits, because in their childhood they had been hypnotized by medical doctors, and they figured that they would be real good subjects to lead the people into this belief that they had and Satan wanted to bring into people's lives. Because after the Great General Council, it was decided that Satan would tutor Charles Darwin personally in setting up the principles of his theories of evolution. It was tutored by Lucifer himself, Father Lucifer. And at that time, it was understood, Satan and his spirit counselors understood, that if a person was led to believe in the theory of evolution, it would in his life destroyed completely the creation week of the Bible, the fall of man, and final redemption. It would do away with it. In one fell swoop. Yeah. Now, he made a unique statement. He said that according to the spirits, anyone that teaches a theory of evolution is considered to be a minister of the great religious system. See, they call it the religious system. The theory of evolution, because it is a system of schooling people and getting them to disqualify themselves from being members of Christ's kingdom. And he said that every teacher of that theory is recognized by the spirits as a person of great value and receives a very special unction from Satan himself, giving great power to induce spiritual blindness, to convince and convert. Three capacities are given to those teachers of theory. Then, that's not all. The priest says that Satan considers the teachers of the theory of evolution to be so valuable to him that in the sight of all the inhabitants of the galaxies, he assigns a retinue of bright, beautiful angels to follow that educator all the remainder of his life. I don't know how many of you know about the Tuskegee syphilis study, which was where physicians in this country injected syphilis into African Americans to see the effects over time. It's a well-known study. But only recently we found out not only that were they doing it in Mississippi, they were also doing it in Guatemala. In 1947, they were injecting people down in Central America with syphilis, gonorrhea, and other diseases to see the effects of these diseases on these people. These were scientists that were produced by the best colleges in the United States of America. The same colleges that produced the people that robbed all of you who own homes in this country, robbed you of your equity. The same people. These are the products of American universities. And until we deal with the fact that without teaching people meaning, without teaching people purpose, you create monsters. You create
the disease known as civilization. This is what happens when you divorce education from the sacred. And until we reestablish the true roots of learning and knowledge and why we're learning and what is the purpose of knowledge, we will see it get worse and worse and worse. Muslims have an incredible opportunity right now because we are a people that still, in spite of ourselves, because of our Prophet sallallahu alaihi wasallam, because when he said one of the signs of the end of time is that people will study for other than the sake of God. Learning was not to make more money. It was to make a better human being. Not for learning's sake, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Noriega yorumlamaya devam ediyor. Çocuklarınıza okulda neler öğrendiklerini sorun. Onları yanlış teoriler ile yönlendirmelerine izin vermeyin. Ve onlara bilim ile insanları nasıl kandırdıklarını anlatmaya çalışın. Basit örnekler ile anlamalarını sağlayın. Bu demek değildir ki bizler araştırma yapmayacağız, kitaplar okumayacağız, farklı diyarlara gidip keşifler yapmayacağız, farklı kültürleri tanımayacağız, yeni sistemleri ve teknolojileri inceleyip takip etmeyeceğiz. Tam aksine, hepsini sorgulayarak doğru bilgiler üzerinden yapacağız. Sadece bizlere sunulanları kör bir şekilde hemen kabul etmeyeceğiz.